Sayın Belediye Başkanım, Sayın Birlik Başkanım, Sayın Ticaret İl Müdürüm, Sayın Oda Başkanı arkadaşlarım, Sayın Siyasi Parti temsilcileri, değerli konuklar, hepiniz aylık etkinliğine hoş geldiniz. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Aylık Haftası kutlamalarını bu yıl Gazimir'de yapılmasını sağlayan Sayın Başkanımız Zekeriya Mutlu'ya ben yönetim kurulu, denetim kurulu ve esnafım adına çok teşekkür ediyorum. Aylık nedir? Kısaca belirtmek istiyorum. Esnaf ve sanatkarın birlik ve beraberliğine aylık denir. Aylık kelimesi de aynı zamanda kardeşlik anlamına geliyor. Ahilikte esas doğru ticaret, kaliteli üretim, iyi ahlak, tüketiciye saygılı olmak ve en önemlisi de sanatkar yetiştirmektir. Değerli misafirler, ülkemizde en ağır yükü küçük esnaf çekmektedir. Bu yüzden destek amaçlı alışverişlerimizi küçük esnaftan yapalım. Diğer konuda alışverişlerde kesinlikle yerli malı kullanalım. Bu arada yerel yönetimlerin esnafımıza katkısı çok büyüktür ve çok önemlidir aynı zamanda. Kurum ve kuruluşlardan bu desteğini artırmalarını rica ediyorum. Sizlere hizmet etmekten mutlu ve gururluyuz. Değerli konuklar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tekraren aylık haftamızın 30. aylık haftamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, aylık ahi nedir? Aylık nedir? Neden? Ne demektir? Nasıl bir felsefedir? Kısaca sizinle paylaşmak isterim. Aylık kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dayanan ahi kelime anlamıyla kardeş, aylık ise bir yaşama biçimi, bir felsefedir. Dolayısıyla aile ilkeleri vardır. Bu ilkeler o yıllardan bu zamana kadar hiç değişmeden devam eden ilkelerdir. Hiçbir zaman bu ilkeler sekteye uğramamış, doğruluğunu kaybetmemiştir. Bugün de günümüzde hala devam etmektedir. Ailelik demek helal kazancı üretimi ibadet sayan bir gelenektir. Gazi Emir Esnaf Odası Başkanım, Kefaret Kooperatifi Başkanımız, çok sevdiğim Metin abim, kamu kuruluşlarının değerli müdür ve yöneticileri, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler, değerli esnaflarımız, ülkemizin geleceği olan sevgili gençler, hepinize öncelikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Aylık haftanızda şimdiden baştan kutlamış olayım. Tabii biraz önce başkanlarım konuşmalarını yaptılar. Ahilinin ne demek olduğunu anlattılar. Gerçekten de evet, öyledir. Ahi Arapça bir kelimedir. Kardeşim anlamına gelir, kardeş anlamına gelir, dayanışma anlamına gelir. Çok geniş bir anlamı vardır. Tabii bizim için özellikle küçük esnaflarımız çok değerli. Ama sevgili başkanlarım sabah ziyaretime geldiğinde de aynı şeyi konuyu tartıştık, konuştuk, görüştük karşılıklı olarak. Bu mega marketler, süpermarketler küçük esnafı gerçekten çok zor duruma düşürüyor. Ama yasa anlamında da bizim belediye başkanı olarak, yönetici arkadaşlarım olarak yapacağımız çok fazla bir şey yok. Tamamen bu işin çözümü Ankara'da, Millet Meclisi'nde. Zekeriya Başkanım'ın da, Oda Başkanlarım'ın da uzun senelerdir ne kadar mücadele ettiğini biliyorum. Bunların şehir dışına taşınması anlamında. Ama maalesef bugüne kadar çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Biz elimizden geldiğince esnafa destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle küçük esnafımıza. Asla hiçbir şekilde, hiçbir zabıtamı şu esnafa gidin ceza yazın anlamında göndermedim bugüne kadar. Ben makarna verir misin?
buradan bir arkadaşla gelip konuşuyor. Niye kaçıyorsun? Önce ödeyecekmiş Hüseyin amca. Hüseyin defterimize de göster Hüseyin. Kameralar göster. Kameraya doğru. Kameraya da göster. Evet. Verese de. Niye o kadar uzun Hüseyin? Yaz bakalım. O yüzden bakkallardan alışveriş yapacağız. Banklardan değil. Baban gire selam söyle kızım. Aleyküm selam, hayırlı işler. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben hastaneye gidiyorum. Benim oğlan gelir, can hastalar senden alır, olur mu? Geçmiş olsun. Sağ yapabileceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Esnaf ikram. Buyurun. Afiyet olsun. Hayırlı işler olsun kızım. Kolay gelsin. Allah hayırlı iş versin. Çaylar filiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun buyurun oturun. Buyurun. Buyurun. İşler nasıl? Allah şükür. Esnafa. Esnaf teşkilatının koymuş olduğu kuralları bugün de devam ettirebilmek, oradan aldığımız feyzi bugünlere taşıyıp bugün bunu insanlara anlatmaktır. Nasıl anlatmaktır? Şimdi biraz önce set kuşatma törenini izlediniz. O günden bugüne gelen geleneklerimiz vardır. Orta sandığı biraz önce gördünüz. Bugünkü adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Dolayısıyla o zamandan bizim orta sandığı olarak kurduğumuz gelenek bugün sadece ismi değişmiş Sosyal Güvenlik Kurumu olarak devam etmektedir. Şimdi şu anda gördüğünüz yapı kooperatifleri, sanayi siteleri, organize sanayi siteleri ayinlik geleneğinde bedestenler, uzun çarşılar olarak o zaman bizim kurduğumuz felsefe bugün adı değişerek devam etmektedir. Bugün okullarda diploma töreni düzenliyorsunuz. Diploma törenlerinin asıl kökeni işte bugün size öğrenci kardeşlerimiz sunduğu şet kuşatma törenidir. Hakan? Kişi ise Yiğitbaşı'dır. Yiğitbaşı günümüzdeki genel sekreterlerin karşılığıdır. Herkesin hazır olduğunu Ahi Baba'ya bildireyim. Ahi Baba'nın kıyafeti beyazdır. Beyaz renk
eder. Ahi Baba, şimdiki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanıdır. Esselamu aleyküm ya erenler. Ve aleyküm selam ya pirim. Hepiniz iyilik ve esenliktesinizdir inşallah. Sağ olun ya pirim. Erenler, eğer izniniz olursa meclisimize Ahi Evran'ın eşi Fatma Paşa'nın kurduğu Anadolu Bacılarından Süslemeciler Dergi önerini Hatice Paşa'yı davet etmek isterim. Ya erenler, HDS'leri geziyor musunuz? Denetliyor, teftiş ediyor musunuz? Eğer bir diyeceğiniz yok ise chat kuşatma töreni başlasın. Hocam, hayırlara vesile olması dileğiyle bir dua oku da gönlümüz hoş olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي حضرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadakallahu'l-Azim. Hoca İnşirah suresini okumuştur. İnşirah suresi sıkıntıda olan insana ferahlık getirir. Esselamu aleyküm ya pirim. Ve aleyküm selam. Şeyhim, müsaadeniz olursa esnaflar tarafından verilen hediyeleri sunmak isteriz. Pekala, getirin. Ömür boyu yürüneceği yolun kapısında Ahi Baba beklemektedir. Bu yol temizliğin ve dürüstlüğün yoludur. O nedenle Yiğitbaşı bu temsili hareketleri yapmaktadır. İşte belediye başkanı. Ben bir şeyin gittiğim ya. Bu kesedeki altınlar orta sandığa başlar. Bir esnaf vefat ederse veya çalışamayacak duruma gelirse ya da bir afette iş yeri kullanılamaz hale gelirse ne olur? İşte orta sandığı o dönemin sosyal güvenlik kurumu niteliğindedir. Orta sandığa kaynak olması için esnaflar gelirlerinin bir kısmını buraya bağışlarlar. Asırlar